Mehmet Bayrak araştırmacı yazar. En büyük özelliği Türkiye'de biliyorsunuz ki özellikle Alevilere dair, Kürtlere dair, ötekilere dair, yani sistemin dışında olan topluluklara dair arşivler maalesef kamuoyuna kapalı. Topluma kapalı. Topluluğun kendisine de kapalı. Ama Mehmet abinin hakikaten böyle toplu iğneyle kazarcasına bu konuda çok önemli arşivlerin izini sürerek peşine düştü. O arşivlerin bir kısmını açığa çıkardı ve büyük bir bölümünü yayınladı. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da birçok ülkenin arşivlerine girdi. Orada, burada yaşayan topluluklara dair arşivlerin izini sürdü, belgeler açığa çıkardı ve onları yayınladı. Bu açıdan hakikaten yani Türkiye'de toplumun aydınlanmasına, gerçeğin açığa çıkmasına çok büyük emeği olan bir araştırmacı yazarımız. O yüzden Mehmet abinin bütün yayınlarda, çalışmalarda bu anlamda çok kıymetli. Arşivler ve Aleviler, yani arşivlerin durumu ne? Bunların izini nasıl sürdü? Nasıl açığa çıktı? Niye bize kapalı? Bir bu. İkincisi, iç Toroslarda hakikatçi Alevilik konusunda bir kitabı da var zaten. Onunla ilgili bize bilgilerini sunacak. Evet, Mehmet abi, kısaca şeyimiz bu. İlk sorumuz arşivlere dair. İzini nasıl sürdünüz? Bu arşivler neden Alevilere, ötekilere neden kapalı? Neden kamuoyuna kapalı? Siz bu arşivlere nasıl ulaştınız? Nasıl açığa çıkardınız? Bunun toplumumuz açısından kıymeti nedir? Niye önemli bu arşivler? Niye bunun peşine düştünüz? Bu bize ne katacak? 50 küsür yıllık yazarlık yaşamımda hiçbir zaman klasik bir sol, klasik bir Kürt, klasik bir Alevi aydını olmadım. Tüm bu yazarlık hayatım boyunca her zaman ezilen kimlikleri baz olarak aldım. Hangi soydan, hangi boydan olursa olsun emeği önceleyen çalışmalar yaptım. Başta Kürt halkı olmak üzere tüm ezilen halkları işledim, tüm ezilen kimliklere sahip çıktım. Başta Alevilik olmak üzere tüm ezilen, horlanan inançlara sahip çıktım ve bu doğrultuda çalışmalar yaptım ki Alevilik ve batinilik konusu benim çalışmalarımın yine omurgasını oluşturuyor. Keza ezilen cinsiyet olarak kadın benim konularımdan, temel işlediğim konulardan biriydi. Biri olmaya da devam ediyor. Bu nedenle çalışmalarım bir bütün olarak Türkoloji, Kürtoloji, Alevilik ve kadın konuları üzerinde yoğunlaştı. Evet, bu işin bir yönü bu toplumun içinden gelmiş olmak başlı başına önemli bir öge, önemli bir faktör, önemli bir unsur. Fakat yetmiyor. Yetmiyor. Bizim resmi ideolojiye bağlı yalan yanlış kaynakları bir yandan sorgularken özellikle devletin gizli aklına ulaşmak, gizli dünyasına ulaşmak önemli. Artı bu konuda, başka birçok konuda dalda olduğu gibi Alevilik konusunda da ilk çalışmaların gerçekleştiği Batı toplumunu, kültürünü taramak son derece önemli. Kendi payıma söylüyorum, 94 sonunda yurt dışına çıktıktan sonra 15 yılım kütüphanelerde geçti. 15 yıl. Eğer o olmasaydı, yani o çalışma koşulları olmasaydı benim bu kadar üretebilmem de asla mümkün olmazdı. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Şimdi değerli dostlar, bu belgelere, kaynaklara ulaştıktan sonra gerçekten yepyeni bilgilerle, belgelerle, bulgularla tanışmaya başladım. Bu nedenle dünyam büyüdü, genişledi. Bu bir. İkincisi, devletin gizli aklı gizli belgelerde saklı. Şimdi durum böyleyken Lozan Antlaşması, girmeyeceğim onun ayrıntılarına, Lozan Antlaşması imzalandıktan sonra 1924 Anayasası'na Türk İslam kavramı konur. Türk İslam. Bu büyük bir rahatsızlık yaratır. Hele hele 1925'te hazırlanıp
piyasaya sürülen tekke ve zaviyelerin ilhasına ait kanunla doğrudan Alevilik ve Türevi inançlar yasaklandığı gibi Şafii mezhebi, Hanifi dışında kalan Şafii mezhebi gibi Sünni mezhepler, İslam mezhepleri bile yasaklanır. Tekke ve zaviyeler kanunda bütün ayrıntıları var. Zaman olmadığı için o söyleyemiyorum şimdi. Hepsi kapatılır. Dolayısıyla dikkat edin, Hacı Bektaş'ta, Hacı Bektaş'ın göbeğindeki mevcut dergahta bile halen Alevi ibadeti yapılamaz. Çünkü ta Osmanlı döneminden bu yana, demin sözünü ettiğim 2. Mahmut'tan bu yana tek tük kalan buna benzer Alevi Bektaşi dergahının bahçesine bir cami kondu. Bu camiye de Nakşibendi hocaları atandı. Nakşibendi hocaları. İşte o süreç neredeyse devam ediyor hala. Bu nedenle Aleviler maalesef büyük sıkıntılarla karşı karşıya yaşadılar ve hala kimlik mücadelesi veriyorlar. Yakın dönemde İstanbul Belediyesi'nin bu konuda aldığı bir karar saygıya değer bir karardır. Bunun aslında çoktan yapılması gereken, eğer tümümüz bu toplumun insanlarıysak, bizim eşit planda yaşamamız lazım. Biz Avrupa'yı da görmüş insanlarız. Avrupa'da bir tek mezhep asla devlet tarafından korunamaz, savunulamaz. Bugün Türkiye radyo ve televizyonlarında okunan manzum eserlerin, yani türküdür, deyiştir, klamdır, sıtrandır, beyttir, her neyse, genel olarak türküler, şarkılar diyelim, bunların %25'i iç toroslar kaynaklı arkadaşlar. Yani Alevilik konusunda da öyle zengin bir havza iç toroslar. Veli de söyledi az önce, Maraş merkez olmak üzere Adıyaman, Malatya, Sivas'ın bir bölümü, Kayseri'nin bir bölümü, Adana'nın bir bölümü, Antep'in bir bölümünü içine alan en büyük Alevi havzalarından biridir. Keza Dersim merkezli Fırat Havzası da en büyük Alevi merkezlerinden biridir. Burası özellikle dediğim gibi Alevi kültürü açısından son derece zengin bir havzadır. Bugün bile diyorum %25'i tüm Türkiye radyo ve televizyonlarında okunan türkülerin, şarkıların, klamların her neyse %25'i bu bölgeden çıkıyor. İlkokulu bitirişte aldığım nüfus cüzdanında bile dini İslam mezhebi Caferi yazıyordu. Bir dönem dini İslam, ondan önce dini İslam mezhebi Alevi yazanlar ki yazan kimlikler vardı bir dönem. Bu nedenle yani Aleviliği İslam içinde eritmek, yok etmek için ne gerekiyorsa o yapıldı. Ve bu süreç hala değişik oyunlarla, ayak oyunlarıyla vesaire ile devam ediyor değerli dostlar. Demin dediğim gibi hiçbir düşüncenin temelsiz değildir. Nitekim sosyalizm dediğimiz düşünce ve dünya görüşü de temelsiz değildir. Marx ve Engels ne diyor biliyor musunuz? Daha hiç meşhur olmadan önce. Bizim görüşlerimiz diyorlar. Görüşlerimiz yani sosyalizmin kaynağı eski ütopik sosyalistlerdir diyorlar. Eski ütopik sosyalistler dediğim deminden beri bu önemli inanç kültür topluluklarına öncülük eden şahsiyetler. Eski ütopik sosyalistler. Afeana demin sözünü ettiğim çok şey var. Burada yüzlerce binlerce örnek var. Fakat yine afeana bir kadının... Kadının bizim yöredeki hakikatçi Alevilik okuma yazması yok. Bak yine söylüyorum. Hakikatçılar meclisinde yetişip orada irticalen doğaçlama söyleyen ve Aşık Mahsuni, Osman Dağlı, Firkati gibi bölgede yetişen sanatçıların orada kağıda geçirdiği şiirler.